Merhaba sevgili Medya 24 takipçileri. Öncelikle kanalımıza hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrardan birlikte olmak, tekrardan keyifli bir zaman dilimi geçirmek ne mutlu bizlere ve sizlere diyorum. Artık bundan sonra aylık burç yorumlarımızı, zodyak tablomuzun yorumlarını, astrolojiyle ilgili, gezegenlerle ilgili ne bilgiler varsa sizlere aktarmaya çalışacağım. Elim erdiğince, dilim döndüğünce, gözüm gördüğünce diyelim. Umarım ben bugün çok keyifliyim. Umarım siz de keyiflisinizdir diyorum. Evet, şimdi baktığımızda 2021'de Kasım ayında şöyle bir zodyak tablosunu gezdiğimizde neler olacak, neler diye şöyle bir gezinelim isterseniz gökyüzü haritamızda. Evet, şimdi Kasım ayının 5'ine kadar her şey durgun ve durağan, Akrep Burcu'nda ilerliyoruz. Ancak 5 Kasım'da bir ay hareketliliği var. Yeni aya hareket ediyoruz ve bu hareketlilikte tutumlu olmak, dikkatli olmak, yeni girişimler, bol yatırımlar tehlikeye doğru yol açabilir diyorum. İşin en böyle daha kritik noktası 19 Kasım'da oluyor. 19 Kasım'da Boğa Burcu'nda gerçekleşen bir ay hareketliliği tekrardan karşımıza gelecek. Ve bu çok önemli, çok gizemli bir tutulma olacak. Çünkü Boğa, Akrep, Mars, Venüs. Aynı zamanda arada bir Plüton sıkışması da var. Tabii ki bu da bizlere biraz zeka, biraz dikkat, biraz huzur ama biraz da heyecan verecek. Yani çok farklı bir durum yaşayacağız bu tutulumlarda. Derin bilgilere gireceğiz. Gizli sırları ortaya çıkaracağız Venüs tutulmasında. Çünkü 19'unda bir ay hareketliliği var ve hemen 22'sinde gece saat 00'da ne yapıyoruz? Yaya geçiyoruz. Yani bizi Jüpiter yönetmeye başlıyor. Mars'tan yavaş yavaş çıkış yapacağımız tam dönence dediğimiz durumda. Yaya gelmeden önce derin bilgilerimiz, gerçekçi görüşlerimiz, gizli sırlarımız, böyle bir şeylerin açığa çıkması, yeni ekonomi yatırımları ama o yatırımlardan hoşnut olmamak, sürekli bir savaşma, didişme halinde olmak, bunlar bizi Kasım ayında çok yoracak diyorum. Benden söylemesi özellikle Kasım'ın 5'ine ve 19'una dikkat edelim. Ta ki ayın 22 Kasım'a kadar, 22 Kasım'da Jüpiter girecek ve bu karmaşadan tamamen kurtulmuş, daha zeki ve zinde bir şekilde başlamış olacağız. Peki, birazcık astrolojiden bahsettik. Hadi bakalım birazcık da burçlarımıza geçelim. Burçlarda neler var? Şimdi isterseniz şöyle ben küçük küçük notlar aldım. Çünkü geçen sefer bir burcumuzu unutmuştuk. Böyle unutmamak için notlarımı alıyorum burçlarla ilgili. Ve şimdi bakalım 12 burcumuzda neler var görelim. Şimdi koçlarla başlarsak, ben de bir koç burcu olarak, duygu durumumuz bir hayli yükselişte olacak. Duygu dünyamız o kadar yükselecek ki evli olan çiftler ailesel problemler yaşayabilir, duygu alışverişi yapmak isteyebilir, birilerine derdini anlatmak isteyebilir, bekar olan koçlar, partneri olan koçlar, onlar da aynı şekilde yoğun bir ilgisizlikle karşı karşıya gelebilir ve artık koçlar belli bir sınıra geldiğinde yeter diyebilecek. Ya hep ya hiç. İşte orada kararlar verildiğinde
kendini biraz daha toplamış olabilir sevgili koçlar. İş ve para konusunda çok aceleci olmasınlar. Etrafa çok fazla para saçmasınlar. Gereksiz harcamalara çok dikkat etsinler. Çünkü koçlar gerçekten bu Kasım ayında dikkatli olması gerekiyor. Niye mi? Hemen nedenini söyleyelim. Çünkü koçun yöneticisi Mars, aynı zamanda akrebin de yöneticisi Mars olduğu için 22 Kasım'a kadar Mars'ın tam anlamıyla ortasında kalacak sevgili koçlar. Bu arada kendilerini tamamen koruma altına almak isteyecekler. Bir takım yatırım yapmak isteyecekler ama dönemi ve vakti değil. Bence acele kararlar vermemesinde yarar var diyorum sevgili koçların. Sağlık açısından mutlaka dikkat etmesi gereken önce yiyecek ve içeceklerle başını derde koymaması gerekli. Çünkü alerjen yapıları oldukça yatkın bu dönemde ve alerjileri tam anlamıyla açığa çıkabilir. Bu sebepten dolayı sağlığına dikkat etsin diyorum ve bu arada tutkulu bir şekilde para istiyor, kariyer istiyor, sevgi istiyor, aşk istiyor, sağlık istiyor ve her şeyin uç noktasını isteyen koçlar bir anda yapacağı en ufacık dikkatsizlik bir anda her şeyi elinden kaçırabilir diyorum ve hemen ne yapıyorum? Elbette ki boğalara geçiyorum. Şimdi boğalarda sanki böyle birilerinden birilerine bilgi aktarma, bir şeyleri açığa çıkarma ve hızlı olarak girişimci olma, yeni yatırımlar, yeni eğitimler, o kadar koşturmacalı bir ay yaşayacak ki sevgili boğalar. Ama biliyorsunuz ayın 19'unda bir ay hareketliliği gözlenecek ve orada Venüs'te olacağı için bu hareketlilik biraz kendilerini baskılayabilirler diyorum. Duygu karmaşaları bir hayli yoğun. Yani aşk konusunda karmaşa yaşayacak. Bir türlü karar veremeyecek. Neler yapılması ve yapılmaması gerekenlerini bilemeyecek. Şunu da diyebiliriz. Bir çocuk edasıyla hareket edip şımarık bir çocuk edası gibi ve karşı tarafın dikkatini maalesef ki bu hareketler olumsuz çekebilir. O halde siz kendi özbenliğinizi kaybetmeden o güzel, o zarif, Venüs'ün sizlere bahşettiği o narin yapınızı hiçbir zaman için üzerinizden bırakmayın. Zaten sizler estetik görüntüdesiniz, çok zevklisiniz, giyim tarzınız, hareketleriniz, gülüşleriniz muhteşem. Ama bir anda o kalıptan çıkıp başka bir kalıba girdiğinizde elbette ki duygusal dünyanızdaki partnerinizde şaşkınlık yaratacaktır. Bu şaşkınlık da oldukça doğaldır diyorum sevgili boğalara. Kararlarınızı çok acil vermeyin. Yatırımlarınızı çok acil yapmayın. Bekleyin, Kasım'ın 19'unu bir aşın. Ondan sonra zaten Jüpiter'in size vereceği bolluğun, bereketin tadını çıkarın diyorum sevgili boğalar. Ve aşk konusunda dikkatli olun. İş konusunda yatırımları ayın 19'undan sonra yapmaya özen gösterin. Ama gelelim sağlığa, kilo alıp vermeyle bir hayli sıkıntınız olabilir bu dönemde. Çünkü 2 Mars bir arada, yani sürekli Mars'ın hakimiyetinde olmanız, Mars tutulumu, kendi Venüs'ünüz Mars'ın içinde hareket etmesi vesaire sizleri bir hayli üzecektir diyorum sevgili boğalar. Bunun için hareketliliği bir kenara bırakın, ay hareketliliklerini bekleyin. Ondan sonra sakin, zinde 23 ve 25 Kasım'dan sonra vereceğiniz kararlar sizin faydanıza olacak.
kilolarınıza dikkat edin. Bu durumda bir doktora da görünmenizde fayda var diyorum. Yani bazen böyle boğalar hep kendi doktorum kendimim, kendi doktorum kendinim diyorlar. Ama bir şeyler ilerleyebilir. Bunun için dikkatli olmanızda yarar var diyorum sevgili boğalara. Peki bakalım şimdi ikizlerde neler yapmalıymışık? Yani neler yapmalılarmış sevgili ikizler? Her şeyden önce ekonomide çok temkinli davranmalıymışsınız. Yani ekonomi size bir takım zorluklar getirebilir. Temkinli olun. Yatırım yapmayın diyemiyorum. Çünkü Merkür'ün size vermiş olduğu o pratik zeka, pratik çözümleri her zaman başarabilirsiniz. Kendinizin başaramadığı yerde ne yapıyorsunuz? Tabii ki birilerinden yardım almayı akıl ediyorsunuz. Bu konuda sizler bazen tebrik edilme durumuna kadar geliyorsunuz. Çünkü hiçbir şekilde işinizi aksatmamak için son derece planlı, projeli ve hareketlerini ağır ve zinde gerçekleştiren gruplardan bir tanesiniz sevgili ikizler. Yalnız sosyal yaşamınızda maddi açıda biraz düşüş olduğu zaman yoğun bir şekilde strese kapılıyorsunuz. İşte stres sizin için çok tehlikeli. Strese girmeyin. Bugün bu olayı yaşıyorsunuz ama yarın da yaşayacaksınız anlamına gelmiyor. Ve aşkta çok sadıksınız. Partneriniz de size sadık. Aşk sadakatiniz gözle görülür bir durumda zaten belirgin. Fakat karşı tarafta gerektiği gibi sadık olmasına rağmen sizde böyle bir yetinememe durumu var. Böyle bir söz konusu var. Şimdi bence olayları akışına bırakın. Partnerinizle her şey yolunda ilerliyor ama siz kendinizi yoğun iş temposuna soktuğunuz için bunun farkına ve bilincine varamıyorsunuz. Bu yüzden de gereksiz kendinizi, duygusal dünyanızı boca ediyorsunuz. Bence böyle durumlar yaratmayın diyorum. Evet, Kasım ayında ikizlerimizin sağlık durumunda biraz eklem ağrıları olabilir. Biraz işte böyle eklem haricinde kemiklerde falan bir sıkıntılar olabilir. Vitamin eksikliğinden kaynaklanabilir. Bir kan tahlili yaptırmanızda fayda var diyorum. Kendi kendinize de aslında tedavi edecek şeyler bunlar ama ben her zaman bilimsel yöndeyim. Bilimsel olarak mutlaka bir tahlil yaptırmanızda fayda var diyorum sevgili ikizlere. Peki sevgili yengeçlerimizde ne var? Şöyle yengeçlerimize bakalım. Öncelikle yengeçler hayatı olduğu gibi akışına bırakmayı öğreniyorlar. Bu da muhteşem bir şey. Çünkü geçtiğimiz dönemlerde sevgili yengeçler böyle oldukça korkak, ürkek, soru cevap yaşayan kişilerdi. Yani biz öyle tanıyorduk. Ve geçmişe bağlılıkları, geçmişte olan olayları sürekli bir hatırlama modunda, sürekli bir düşünme modunda, sürekli kendinde böyle bir hüzün yaratma çabasında artık yengeçler bu Kasım ayında hayatı akışına bırakarak olanı kabulleniyorum diyor. Peki bu durum doğru mu? Evet doğru ama bir yere kadar doğru. Şimdi hayatı akışına bırakıp kabullenmek de pek de iyi değil. Yani böyle bir şeylere sahip olmak için emek vermeli, emek harcalamalı. İçimizde böyle bir takım hırslar, şehvetler olmalı ki amacımıza ulaşalım. Amaçsız yaşamdır hayatı akışa bırakmak. Peki bunun için ne yapmam gerekir Binnur Hanım diye sorabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken tek şey olumlama yapın,
pozitif düşünün. Geçmişten zaten ruhsal arınma ve şifalarınızı zaten yapmışsınız. Ruhunuz şifalanmış, bedeniniz şifalanmış. Bundan sonra da yapacaklarınızın veya yapmak istediklerinizin hayalini kurarak, olumlu düşünerek, olumlama yaparak ve elinizdeki paranın, nimetlerin bolluğunu, bereketini göreceksiniz. Aşk konusunda ikili ilişki olabilir korkularıyla yaşıyordunuz ama onlar da geçti çok şükür. Her şey açığa çıktı ve artık rahat, yani başınızı yastığa koyduğunuzda rahat bir ay geçireceğinizi sanki böyle zodyak tablosu fısıldıyor gibi. Şunu da diyebiliriz. Yani Kasım ayında şanslı grupların içindesiniz. Yani herhangi bir sorun, problem, şu bu olmadan hayata akışına bırakarak sadece tam anlamıyla oluruna bırakmasanız olumlama yaparak yürüdüğünüzde gerçekten her şey yolunda ilerleyecek diyorum sevgili yengeçlere. Sağlık açısından zaten sevgili yengeçler sizlerde her zaman bir mide sorunu, mide problemi oluyor. Asitli yiyecek içeceklerden, çok fazla tuzlu şeylerden uzak durduğunuz takdirde. Tabii ki şeker de çok önemli. Şekeri lütfen biraz kısın. Kasım ayı soğuk olduğu zaman biliyorsunuz yengeçler yaz grubu olduğu için o soğuk havada sürekli canları tatlı bir şeyler, şekerli bir şeyler çeker. İşte bu da onların hem kilo almasına hem karaciğer bozulmasına yol açabilir. Bence tatlılardan uzak durduğunuz zaman biraz daha rahatlayacaksınız diyorum. Onun için sağlığınıza dikkat edin diyorum sevgili yengeçlere. Hadi bakalım aslanlarımıza zodyak tablosu ne diyor? Şimdi sevgili aslanlar, uzun süreden beri açığa çıkarmak istediğiniz bir takım konular vardı. Özellikle yakın dostluklarınız size bir takım yanlış ve gereksiz hareketler yapmasına rağmen sizler bağışlayıcı ve affediciydiniz. Oysa ki bu ay hayal kırıklığı her an yaşayabilirsiniz. En yakın dostum dediğin, arkadaşım dediğin birilerinden hayal kırıklığı yaşayabilirsin. Fakat böyle bakıldığında konum olarak, sanat olarak, estetik olarak yani tam anlamıyla faaliyet yapacağınız bir aya gireceksiniz. Evet, aslanlar da bu ay öfkelerine yenik düşmeyecek. Hayal kırıklıkları yaşasa bile yüzlemeyecek, kinci olmayacak ve kendini tam anlamıyla sanata adayacak. Ama öylesine başarılı olacak ki, öylesine estetik, öylesine muhteşem şeyler yapacak ki, bu müzik alanı olabilir, dans alanı olabilir, efendime söyleyeyim resim alanı olabilir. Ve bütün sanatını, o gizli kalmış şeyini ortaya çıkaracak. Şimdi aslanlar bu gizli özelliklerini ortaya çıkardıklarında o gönül kırgınlığı yaşadığı, hayal kırgınlığı yaşadığı kişiler tekrardan etrafında toplanmaya çalışabilir. Çünkü aslanlar göz dolduracak, dikkat çekecek ama aslanlar öylesine pratik zeka kullanacaklar ki asla kapadıkları kapıyı bir daha açmayacaklar diyorum. Aşk konusunda sevgili aslanlar biraz gelgit yaşıyorsunuz. Kalben ve hissen o kadar gelgitlisiniz ki yani hani eskilerimiz bir atasözü derdi. Bir hırsız tuttum. Gel diyorsun gelmiyor, git diyorsun gitmiyor. İşte sizin partneriniz de aynı bu duruma dönüşmüş. Bunun için burada da biraz pratik zeka kullanın yeterli olacaktır diyorum sevgili aslanlara. Aslanlar aynı zamanda bu ay sizlerde bir gelir artışı olacak.
kariyer yükselmesi olacak. Ama sizi kıskananlar da olacak. Yani zaten kıskananlar var da biraz çoğalacaklar. Bunun için gönül koyma, sen yoluna yürü. Belli ki güzel şeyler yapıyorsun diyorum sevgili aslanlara. Sağlık açısından özellikle diş ve kulaklarınıza dikkat edin diyorum. Çünkü Kasım ayı en çok aslanların baş bölgesini temsil ediyor ve kulakları ve ağzı çok önemli sevgili aslanların. Dikkatli olun diyorum ve 26 Kasım'a kadar sağlıkla ilgili bu endişeleri yaşayabilirsiniz diyorum sevgili aslanlar. Hadi bakalım başaklarımıza ne diyeceğiz? Evet, para konusunda sevgili başaklarda bir duraklama var. Aşkta arayış var, bol gezi seyahat var. Yani bu tablo seyahat harcamaları, gezi harcamaları olduğu gibi para konusunda da daralma. Bakın bu hani diyeceksiniz ki bu ne yaman çelişki. Peki para konusunda daralmanız olduğuna göre çok fazla harcama yapmayın diye zodyak tablomuz sizi ikaz ediyor. Bu ikazı mutlaka ve mutlaka bu ikaza dikkat etmenizi öneriyorum. Aşkta durgunsunuz ama arayış içindesiniz. Yani partneriniz size her ne güzellik yaparsa yapsın bir türlü tatmin olamıyorsunuz. Çok daha iyisini, çok daha fazlasını istiyorsunuz. Yani... kişinin kendine ait özel işleri olabilir, çalışma hayatında geç gelebilir, fazla mesai yapabilir vesaire vesaire. Ama siz dakik dakik her an her saniye yanımda olsun diyorsanız tabii ki aşkta tehlikeler olabilir diyorum. Seyahat harcamalarınızı bence erteleyin diyorum. Çünkü akrep döneminde Başak'ın Merkür'ü ona böyle hep yanlış yapma dürtüleri verir. Aman bu konuda dikkatli olun diyorum. İş sorunlarıyla sonra yüzleşirsiniz ve özellikle ve özellikle sağlık açısında hiç yaşamadığınız şey olabilir. Nedir bu? Bol bol tırnaklarınız kırılabilir, saçınız dökülebilir. Vitaminlerinize dikkat edin. Çünkü uzun zamandan beri sallapati bir yaşam tarzınız vardı. İşe koşma, aşk hayatıma zaman ayırma, seyahat, gezme, dışarıda yemek yeme vesaire. Böylece bir tehlike oluşuyor. Tırnaklarınıza ve saçlarınıza dikkat edin. Ama buna dikkat etmeniz için de en güzeli beslenmenize dikkat edin diyorum. Sevgili başaklara. Peki terazilerimize ne diyeceğiz bakalım bu ay? Teraziler, öncelikle şunu diyebiliriz. Şıklık ve zerafetle herkesin dikkatini çekeceksiniz. Evet, müthiş bir şey. Yeni sosyal çevreler, yeni dostlar, yeni arkadaşlar, yeni iş, yeni eğitim, yeni kurslar. Yani... Her şeyin yeniliğine açık bir sürece giriyorsunuz. Bu süreç sizi oldukça mutlu edecek, hoşnut edecek. Bu yeniliklerin peşini bir türlü bırakmak istemeyeceksiniz. Ve güçlendiğinizi hissediyorsunuz. Ayrıca aile bağlarınızda bir takım kopukluklar yaşarken bir anda onun da güçlendiğini göreceksiniz. Yani ailenizle ilişkilerinizi güçlendiriyorsunuz. Eğitimde yani bir sürü kendinize şans vermişsiniz. Ya böyle bakıldığında, dışarıdan size bakıldığında ya bu terazilerin hiçbir derdi kalmamış. Tasası yok, gamı yok, kederi yok gibi gibi düşüncelere girecekler. Tabii ki bu göz doldurmak muhteşem. Ancak hani şıklık ve zarafet yarışı yapıyorum derken kendi bütçenizi
aşacak pozisyonlarda bulunmayın. Çünkü sorumlu olduğunuz aile bireyleriniz var ve onlara yapmanız gereken harcamalar var. İşte bu sorumluluğu da aşmadığınız takdirde her şey yolunda ilerleyecek diyorum. Şöyle bir terazilerin Kasım ayında sağlığına bakayım dedim. Aman Allah'ım, muhteşem, o da muhteşem. Herhangi bir sağlık sorununuz yok. Aksine mevcut olan sağlık sorunlarınızda iyileşme var. Onun için korkulara, endişelere yer açmamanızda yarar var diyorum sevgili terazilere. Bakalım akreplerimize ne diyeceğiz? Evet, akrepler biraz inatçı bir aya giriyorsunuz. Çünkü zodyak tablosunda 5 Kasım'da tabii ki Mars'ta bir ay hareketliliği olacak ve 19 Kasım'da da yine Venüs'le Boğa'dayken bir ay hareketliliği olacak. Bu da sizi hem tutarlı hem ilişkilerinde sabit fikirler ve inatçı yapıya itecek. Bu konuda tehlike olabilir. Fazla inatlaşmadan tam bir planlı ve projeli hareket ederseniz bir bakacaksınız ki her şey yolunda ilerliyor. Sizler çok fazla öyle siyasetle ilgilenmemenize rağmen bu ay biraz siyasete o kadar fazla eğileceksiniz ki, çünkü ekonominizde bir takım daralmalar göreceksiniz. Bu sıkıntıyla nerelere başvuracağınızı şaşıracaksınız ve karşımızda değişik akrepleri göreceğiz. Fikirleri sabit, uzun vadeli planlar yapıyor. Şimdi böyle baktığımızda uzun vadeli bir plan gibi, yani ben diyorsunuz Kasım'da değil de mesela Nisan ayında bu projeyi yapmak istiyorum. Oysa ki bir bakıyorsunuz aklınıza geleni hemen 10 gün sonra gerçekleştirmeye kalkıyorsunuz. Bu da size yarar yerine zarar sağlayacak diyorum. Akrepler, bu konuda lütfen dikkatli olun diyorum. İlişkilerinizde, özellikle aşk ilişkilerinizde dikkatli olun. İş çevrenizde üstleriniz, ortaklarınız vesaireler sizin bu hareketlerinizi görünce elbette ki endişe, kaygı duyabilirler. Onlara bu kaygılı durumu yaratmamanızda fayda var diyorum. Ve sağlık açısından. Gelelim sağlık açısına. Sizlerde de böyle omuriliklerle ilgili bir takım sorunlar olabilir. Parmak uçlarınızla ilgili bir takım sorunlar olabilir. Ama omurlarınızla ilgili olan sorunlar parmaklarınıza bir uyuşma yapabilir. Bu tamamen omurilikten kaynaklanabilir. Bence siz de tıbbi bir şekilde yardım almanızda fayda var diyorum sevgili akrepler. Bakalım yaylarımıza ne diyeceğiz sevgili yaylar. Evet, bir takım otoriteler kurayım derken iş yerinizde zorlamalar yaşıyorsunuz. Şimdi işinizde duraklama oldukça ekip arkadaşlarınızı üzüyorsunuz. Bir takım zorlamalar içine giriyorsunuz. Maddi manevi sıkıntılarınız olmasına rağmen böyle içinizde bir hırs var. Ama şunu unutmayın ki siz bir Jüpiter kaynaklı insanlarsınız. Jüpiter'in anlamı zaten dara düştüğü yerde bir şeyler bulmak. Yolda yürürken para bulmak gibi bir şey bu. Onun için şans, bolluk, bereket her zaman sizlerle. Ama bu kadar gerilmek, bu kadar sıkıntı, stres yaşamak bazen aşk hayatınızda da duraklama yaşamınıza neden oluyor. Aşk yaşamınızdaki kişi yani böyle bir alınganlık yapabilir, aranızda sorunlar çoğalabilir. Evli olanlarda aile sorunu çıkabilir
Bence bu konuda dikkatli olun diyorum. Siz planlarınızı yapın, uygulayın, üzerinde durun. Ondan sonra o kapılar size zaten aralanacak. İş ve kariyer anlamında herhangi bir düşüş veya yükseliş söz konusu değil. Ama sıkıntıya ve zarara girme de söz konusu değil diyorum sevgili yaylara. Yaylar, sağlık açısından bence kolesterol, kilo gibi sorunlarınız olabilir. Şeker, tansiyon, kolesterol ve kilo. Bakın bunun hepsi bir arada. Çünkü siz stres yaptığınızda çok fazla yiyorsunuz, içiyorsunuz, tüketiyorsunuz. Bu konuda dikkat edin ve özellikle kilolarınıza kilonuzu vermeye çalışın kilolu olanlar. Ama zayıf yaylar da tabii ki var. Onlardaki zayıflık da bir takım sorunlardan olabilir. Bence en güzeli bir doktora gitmek ve bunun çözümünü bulmak diyorum sevgili yaylara. Peki, oğlaklarımıza geldik. Oğlaklar, haydi bakalım sevgili oğlaklar. Belki de hani en dediğimiz uç noktadasınız. Kasım ayı sanki size yarıyor. Neden mi? Çünkü hareketli bir ay olacak size. Planlarınız, projeleriniz, her şey ortada ve tam anlamıyla vermiş olduğunuz kararlarda birilerinin desteğini, yardımını göreceksiniz. Ama bu konulara siz uzun zamandan beri meyil etmiş ve çok çalışıyordunuz. Artık Kasım ayında bunu tam anlamıyla gözler önüne sereceksiniz. Bu gözler önüne sermenizde bu kararlılıklarınız sizin bir farkındalık yarattığınızı herkes görecek ve takdir edecek. Çok çalışkan, çok üretken, çok gururlu, aynı zamanda da çok munis kişiler olduğunuz zaten biliniyor. Ve bunları da kendiniz yaptığınız için, istediğiniz için ve yaptığınız için kendi kendinize o kadar olumlama yapmıştınız ki uzun süreden beri hayatınıza hiç negatif sokmamaya çalıştınız. Evet, çok düştünüz ama her yerde kalktınız. Düşe kalka düşe kalka bugüne kadar geldiniz ve artık Kasım ayı sizin için mutluluk ayı diyebiliriz. Enlerin içindesiniz sevgili oğlaklar. Gelişmeleriniz, gelişmeler ve faaliyetler oldukça güzel. Maddi, manevi huzurlusunuz. Aşk ilişkinizde herhangi bir sorun olmayacak ve sağlık açısından da biraz kalbinizde heyecan var. Ona da dikkat edin. Çok heyecanlı olmayın. Kalp bölgenizde böyle heyecandan dolayı bir ritimlerde değişim olabilir. Aman dikkat edin diyorum. Bu kadar güzelliği bir arada heyecandan yenilmesine sakın meyil etmeyin diyorum. Peki sevgili kovalarımıza gelince, kovalarımızda ne var? Kovalarımızda bir takım kararlarda yanılgı payları olabilir. Her zaman her videomda ve Medya 24 TV'de de hep söylerim. Kova dedim mi aklıma hep dahi, zeki, akıllı, pratik çözüm ve insanlar ondan akıl alır derim. Ancak bu ay yanılgı payınız çok yüksek. Onun için hislerinize değil mantığınızla hareket edin. Anlamadığınız konuları sizden daha iyi bilenlere sorun ve bu sormalar sizin için maddi kazanç anlamına gelir. Bunu sakın sakın unutmayın. Şimdi düzeninizi bozmamak için elinizden geleni yapıyorsunuz. Hep eski sistemde hareket etmek istiyorsunuz ama hayatınızdaki değişimlerin farkında değilsiniz. Bu değişimlerin farkına varın
ve kendinizde veya işinizde yenilenmelere açık olun. Şimdi size bu ay bir takım iş teklifleri gelebilir, bir takım maddi ortaklıklar gelebilir. Bunlara açık olun, inceleyin, bakın, size faydası olabilir. Anlamadığınız yerde büyüklerinize sorun ki daha rahat hayatınıza bir sosyal yaşam katmanız açısından diyorum. Aşk konusunda ilişkilerinizde ufak tefek bozulmalar olabilir ama çok çabuk toparlanacak. Özellikle bu ay biraz kıskançlık krizleri yaşıyor gibi olabilirsiniz. Onun için dikkatli olun diyorum ve hem kendinize hem partnerinize zarar vermeyin diyorum. Ve sağlık açısından gözlerinize dikkat edin. Gözünüzle ilgili bir doktora, bir göz kontrolünde bulunun. Yoğun çalışma, yoğun tempo, yoğun okuma, yoğun araştırma gözlerinize zarar verebilir diyorum sevgili kovalar. Haydi bakalım son burcumuz olan balıklara geliyoruz. Parasal konularda destek bekliyorsunuz Kasım ayı içinde. Oysa ki 1 Kasım 29 Kasım arası beklediğiniz yardım, destek gelmeyecek. Bunun için moral bozmayacaksınız. Sizler zaten her zaman zoru başaran, her işin başında koşuşturan, eden, iletişimi güçlü kişilersiniz. Yardım alamayacaksınız ama bir bakacaksınız ki zaten benim bu yardıma ihtiyacım yokmuş. Ben yaptım, kazandım, ürettim diyeceksiniz. Maddi yardım burada dursun. Ve her şeyden önce kendinizin ne kadar başarılı olduğunu keşfedeceksiniz. Bu keşif de size zaten sizi motive edecek. Bu motiveyle o kadar muhteşem bir yüz hatlarınız olacak ki her zaman güler yüzlü ve olumlu düşünmeye başlayacaksınız. İletişiminiz inişli çıkışlı olabilir. Yani bazı konularda birilerine ulaşma konusunda ulaşabilirsin, ulaşamazsın, tekrar ararsın veya istediğin cevabı alamazsın vesaire. Ama sonuç hep tatlıya bağlanacak. Onun için bakıldığında balıkların böyle hüzünlü ve kara günler geçireceğini göremiyoruz Kasım ayı içinde. Bu iniş çıkış olabilir. Bu da o sizi zaten daha çok kamçılayacak, daha çok hırslanacaksınız, daha çok işinize ve kendinizi vereceksiniz. Ve bu olumlu gelişmeler sizi gerçekten motive edecek diyorum. Aşk konusunda da inişli çıkışlı diyebiliriz. Çünkü ayrılık, kavga, gürültü demiyorum ama işinize yoğun vakit ayırmaktan dolayı partnerinize zaman ayıramadığınız için hüzün yaşayabilirsiniz. Ama kalbi boş olan balıklar bu ayda şöyle kendilerine göre güzel bir partner bulayım hayalleri içinde yeni bir aya girse de sonuç pek de olumlu görünmüyor diyorum. Sağlık açısından da kendinize özellikle dikkat edin. Cilt olarak belki alerjen bir takım şeyler size tepki verebilir. Bu konuda da dikkatli olun diyorum ve 12 burcumuzu kapatıyorum. Umarım bu videomuz hoşunuza gitmiştir. Tekrardan Aralık ayında farklı bir videoda buluşmak üzere. Hepinize hoşça kalın, sağlıkla kalın ve ama en önemlisi Medya 24 TV'de kalın ki beni devamlı takip edin diyorum. Sevgili takipçilerimiz, hepinizi öpüyorum. Aralık ayında görüşmek üzere diyorum.